Peki Denizli'ye günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın. Denizli günaydın. Denizli. Sizsiniz siz. Telefonda tabii bekliyorsunuz ya, bir anda böyle sesimi duyunca bana mı diyorlar acaba? Evet. Bizim ekiple konuşuyorsunuz öncesinde tabii. Günaydın. Ha şöyle. Günaydın. Nasılsınız? Evet. İsminizi de vermediniz, bilemiyorum, söylemeyin de tamam. O yüzden hitap ederken tamam, böyle mecburen şehir söylüyorum. Buyurun. Günaydın. Günaydın tekrar. Nasılsınız Zayda Hanım? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, sağ olun, teşekkürler. Hah, hadi bu faslı geçtik, anlatın şimdi. Ya 9 yıldır evliyim ben. İyiyim, sağ olun, nasılsınız, iyi misiniz? Eyvah, başa döndük. Bir tanem, bak o faslı geçtik. İyiyiz, güzeliz, hoşuz, tamam. Şimdi sorunu söyle, 9 senelik evlisiniz. Evet. Tamam. Sorun ne? Eşim benden sürekli parasını saklıyor. Ne yapmam lazım acaba? Hep mi böyleydi? Yani parasını saklıyor dedi, ne kadar param var, ben bunu alacağım, yok diyor. Sonra aslında var mı? Evet, para istediğim zaman yok diyor. Ama başkası istediğinde para hemen veriyor. Peki, ben bunu hemen vakit kısalığından dolayı evlilikte para diye bunu topluyorum ben. Para konusu çok önemli. Hı. Bir kere karşılıklı oturacaksınız. O çalışıyor, sen çalışmıyorsan dahi olsan, o getiriyor 3 kuruş. O 3 kuruşu koyuyorsunuz sanki böyle bir sanal çanak var gibi. Şimdi söylüyorsunuz, bu paranın şu kadarı işte gezmeye, kira, bu kadarı, şu kadarı yemek, yemeye, mutfak, bu çoluk kadarı varsa, gezme, çocuk varsa, bu kadarı yol. Bu. Herkes her şeyi biliyor. Genelde benim gördüğüm kadarıyla çok fazla yani şey yapmazsak, kadınlar idare ediyor şehirde. Hep ben onu gördüm. Getiriyor başından adam parasını, veriyor, hiçbir şey karışmıyor. Açtığını alıyor, çekiyor diyor. Aslında akıllıca bir şey. Kadın her şeyin geçimini hallediyor. Kötüsü bir şey yetişmese de sen kabahatli oluyorsun. Yetişse de sen kabahatli. Onun için ben diyelim ki senin kocan daha çok kendisi yapmayı istiyor. Tamam. Ancak bileceksin limitleri. Hayatım diyeceksin, bana da söyle. Ben bir anlayayım. 3 kuruşumuz var zannedip 1,5 kuruşunu harcamayayım. Sen bana söyle, ben limitimi bilirim. Ne zaman ne harcayacağız? Öyle hep yalnızca erkeğe harcanmıyor. Öyle insanlar var ki kendisi marka giyiyor. Karısına da diyor ki sen de git sosyete pazarından al. Yok böyle ya, şey yani. Herkes bence çok para harcamayın. Marka denilen şey dünyanın en saçma şeysidir. Her türlü şeyi, hakiki olmayanı da hakikisi kadar güzeldir. Siz mühim marka olan, siz. Güzel, siz de güzeldir. Güzel yaşayın. Güzel yerlere gidin, gençken gidin, yaşlılığa bırakmayın. Bacağınız ağrıyor, kalkamıyorsunuz, uyamıyorsunuz gruplara. Çocuklarınızın sonunu düşünün. Veyahut da çok para harcamayın ki siz de maşallah eli sıkı bir koca olduğu için söyleyecek fazla bir şeyim yok. Niçin senden saklıyor? Bu da ayrı bir sual işareti. Karı koca demek bu şekildedir. Her şeyini bileceksin. Maaşını bilmek durumunda mıdır mesela? Gayet kadın, erkeğin, bilmek erkek lazım. Kimse söylemek söylemiyor lazım. Yani eğer senden habersiz olarak annesine, babasına ya da bir takım insanlara veriyorsa, onun için senin haberin olmamasını tercih ediyorsa, bu ayrı bir konuya girer. Benim demek istediğim, para bir aynı yatağa yatan insan her şeyi bilecek birbiri hakkında. Ay, babamın söylediği geliyor aklıma. Derdi ki bana küçükken, sonra kitabın en başında bunu yazdım, kitabımı yazarken. Aynı cüzdan, aynı yastık, aynı anahtar. Bunları paylaşmıyorsanız o gerçekleri evlilik değildir, geçmiş olsun. Senin kitabın mı var? Tabii. Niye bana vermiyorsun sen? Benimkini aldın. Vereyim. 2 tane hem de. Dinle ayak sen sana de fısıldıyor. Filmde oynamışım, ben de ve oynadım. Ve şifa niyetine. Bak hiç haberim gidin yok. Gidin bir düğün dernek ikiye. Bak çok keyifli, gidin ve çok mi? Güzel hala oldu. Oynuyorsa gideyim. Oynamaz mı? Daha yeni başladı, rekorlar kırıyor.